Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle erkek bebeklerimiz için güzel bir yelek çalışması yaptık. Yeleğimizin roba kısmında düz rengimizi kullandık. Altında ise iki renk olarak örmeye devam ettik. Rengimizi değiştirdiğimiz zaman kız bebeklerimiz için de çok hoş olabilecek bir çalışma. Şöyle arkasına bakalım yeleğimizin. Arkasından da gayet güzel görünmekte düğmelerimizi Açtığımız zaman şöyle yeleğimizin genelini de güzel bir şekilde görebiliriz. Bu yeleğimizi 0-1 yaş grubu çocuklarımız için çalıştık. Daha büyük yaştaki çocuklarımız için örecekseniz Öndeki başlamış olduğumuz zincir sayısının üzerine 5 tane ilave edelim. Eğer 2 yaş civarındaki çocuklarımızı öreceksek yani 1 yaş üzeri 5 tane artı önümüze ilave edelim kollarımıza 5 tane daha ilave edelim. Arkamız için 8 tane daha ilave edelim. 8 zincir. Kolumuza tekrar 5 zincir. Önümüze tekrar 5 tane zincir ilave ettiğimiz zaman iki yaş ve üzeri çocuklarımız için de gayet güzel olur. Daha büyüdükçe zincir sayısı artırılsın ve zincir sayısına paralel olarak trabzan sayımız da doğal olarak artacaktır. Yeleğimizin şöyle ölçüsüne bakalım. Yeleğimizin uzunluğu en alt kısımdan en üst kısma kadar 29 santim. Kol altından ölçüyorum. Kol altı ise 25 santim. Yeleğimizin. Evet bu şekilde yeleğimizi tanıdıktan sonra hemen kolay gelsin diyerek örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. İplerime uygun olarak ve iki tane rengimi kullanıyorum. Nakon'un minnoş beybesi ile mavimi ve diğer kar topu bebeği ile de kahve köpüğü rengimi kullanıyorum. Mavimi tanıyalım. %50 poliamid, %50 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 4041. 100 gram ve 336 metre e, tamamını kullanmayacağız. Arada renklendirmek için kullanacağız. Ana renk olarak buradaki rengimizi kullanacağız. Markamız Kartopunun Bebesi 100 gram ve 300 metre daha e, diğerinden metresi az. %100 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası ise K859. Evet, zincirimizi çekmeye başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum şu şekilde ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektikten sonra bir tane ayıracımı takıyorum. Burası yeleğimin ön kısmı. Şimdi kolumuz için örmeye başlıyoruz. 12 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincirimi de kolum için çektim ve tam 12. ayracımı takıyorum yeleğimin arka kısmı için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 ve 16 tam 16 tane zincirimi çektim ve ayracımı takıyorum. 16. Burası da arkamızda. Şimdi kolumuz için 12 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincir kolum için de çektim. Ayracımı takıyorum. Son olarak önüm için 9 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi çektikten sonra şu şekilde bırakıyorum ve yeleğimin bütün bölümlerini bu şekilde örerek ayırdım. 9 ve 9 yeleğimizin önleri, 12 ve 12 yeleğimizin kolları ve 16 arkamız için ördük ve ilk Sıramızın zincirine şöyle bakalım. Önce düzeltiyorum. Bakınız hiç asılmıyorum. Birden şöyle bakıyorum. 22. 22 santim zincirimizin uzunluğu. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Yeleğimizin bölümlerini bir de şu şekilde göstermek istiyorum. Bakınız 9 ve 9 önlerimiz. 9 ar trabzan. Kollarımız ise 12, 12. İliğimizin arkasını 16 olarak ayarladık ve tığ numaramı yazmıştım. Evet şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Bu şekilde ayırdığımız zaman çok çok kolay olmakta. İkili trabzanla öreceğiz. Evet öncesinde 1 ve 2 tane zincir geri çekiliyorum. Bakınız 1 ve 2. 2 zincir ilave ediyorum. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum. İkinci geri çekildiğim trabzanımın üzerine bir tane trabzanım örüyorum. İki tane trabzanım oldu. Bir zincirden, diğerisi normal trabzanım ve devam ediyorum. Birer birer zincirlerimi örerek ilk sıramı kuruyorum. Her bir zincirime bir tane trabzanım örüyorum. Maviye kadar, mavi dahil değil. ve son zincirimi örüyorum burada 9 tane trabzanımız olması gerekmekte bir zincirimden oluşan trabzanım 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bakınız toplamda tam 9 tane trabzanımız oldu 2 tane zincirimizi çekelim 1 ve 2 ayracımı çıkarıyorum çıkardığım yere hemen bakınız aynı yere değil zincirimi içerisine giriyorum. Biraz önceki ayracımı çıkardığım yerden ve birer birer ilerliyorum. Kırmızıya kadar örüyorum. Kolumuz için 12 tane trabzanımız olacak. Evet birer birer ördüğümüz zaman Hemen bakınız işaretimizi de taktığımız için herhangi bir sayma gerek yok. Sıkıntı olmuyor. Zincirlerimi birer birer örerek trabzanlarımı tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Tam 12 tane trabzanımızı da kolumuz için ördük. 12. trabzanın üzerine bir ve 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Kırmızı ayracımızı çıkarıyoruz. Ve arkamız için olan 16 tane trabzanı zincirimi çıkardığım, ayracımı çıkardığım ilk zincir yuvasından örmeye başlıyorum. Birer birer bakın ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Beyaz ayracıma kadar ilerliyorum. Evet bütün trabzanlarımı ördüm. Tekrar ayıracımın olduğu yere kadar geldim. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14 ve 16. 16 tane trabzanımızı ördüm. 16. trabzan üzerine 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Ve zincirimin içerisinden beyaz ayıracımı çıkarıyorum. Ve tığımın başını dolayarak ayıracımı çıkardığım yere girerek 1 diye başlıyorum. Kolum için 12 tane trabzanımı birer birer örmeye başlıyorum. Mavi ayracımıza kadar trabzanlarımızı örelim. Kolumuz için 12 trabzan ayarlamıştık. Zincirimizi çekerek başlangıç için yeterli görmüştük. Evet. Mavi ayracıma çok az kaldı. Hemen birlikte örelim tamamını. Evet hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 2 zincir çekiyorum. Ve maviyi çıkardıktan sonra zincirimin içerisine giriyorum. Bakınız bütün bölümlerimde hiç aynı yere girmedik. Hepsinin zincir yuvası farklıydı. Şimdi 8 tane trabzanımızı birer birer örelim. Evet, dokuzuncu trabzanımızı birlikte örüyoruz. En son trabzanımı da ördüm. Sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 9. Evet, bütün bölümlerimizi bu şekilde ayarladık ve tamamladık. Şu an herhangi bir dönmesi yok. Şöyle düzgünce bırakıyorum ve trabzanlarımızı ördükten sonra bir ölçelim. bakın trabzanlarımız girdiği zaman zincirimiz genişleme yapmakta. Şöyle bakın. 2 santimden daha fazla genişlemiş eğer düzeltecek olursam bakın 25 santim yani e, ilk başlangıçta 22 santim gelmişti şimdi ise trabzanlarımızın genişletmesiyle 25 santim oldu evet ikinci sıramızı uygulamaya başlayalım tekrar bölümlerimizi şöyle yazı ile göstererek hatırlatmak istiyorum 9 ve 9 önlerimiz 12 ve 12 kollarımız 16 ise yeleğimizin arkası bu şekilde ayarlamalarımızı yaptıktan sonra ikinci sıramız için örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi hemen bitiş yönünde çekiyorum. 1 2 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. 1 tane başını doladım. Sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum. Ve birer birer her trabzanımı örüyorum. Bir tane batıyorum. İkili trabzan olarak örüyorum. Bir. Ve en son trabzanımdayım. Şimdi 2 zincirin olduğu yere geldim. Tığımın başını doluyorum bir defa içeriye bir trabzanım örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum ikinci kez aynı yere girerek örüyorum bakınız iki tane trabzanımızı ördüm 9 tane trabzan buradan devam ederek örmüştüm 10 on ve 11 on trabzanımız oldu şu anda iki zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını dolayarak iki tane trabzanımı buraya örüyorum Sağdan ve soldan ikişer ikişer artışımızı yaptık. Bakınız iki artışım, iki zincirim, iki artışım. Bütün bölümlerimizde aynı şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde örerek bu sıramızı tamamlayacağız. Şimdi biraz devam edelim. İkinciyi de birlikte yapalım. Diğerlerini yalnız yapalım. Evet şimdi birinci trabzanın üzerine örüyorum. Başını bir defa doladım ve örüyorum sırası ile bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. Kolumuz için hazırlamış olduğumuz trabzanların hem sağından hem de solundan şimdi artacağız. Sağından artarak trabzanlarımızı örerek ilerlemiştik. Şimdi tam zincirimizin olduğu yere geldim. Tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanımı öncelikle örüyorum. 1 ve 2. Kolumun artışını tamamladım. Hem sağdan 2 artışımı yaptım. Hem soldan 2 artışımı yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki sıramız için tekrar artış yerimizi kurmak ve hazırlamak için. Tekrar tığımın başını dolayarak 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve buradaki aradaki trabzanlarımı ve zincirlerimi tamamen örerek bitirmiş oluyorum bakınız iki trabzan iki zincir iki trabzan ikişer artışımızı yaptık her bölüm için tığımın başını doluyorum arkayı dümdüz örüyorum buradaki görmüş olduğumuz bütün trabzanlarımızı zincirimizin olduğu yere geldiğimiz zaman biraz önceki yapmış olduğumuz çalışmayı yapıyoruz iki trabzan Zincirimiz iki tane ve tekrar iki tane daha trabzanımız ve yine kolumuzu örüyoruz. Son olarak yine aynı şekilde ikişer ikişer hepsini kuruyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıramızı ördükten sonra üçüncü sıramızı birlikte başlayalım. Yeliğimizin roba kısmının ikinci sırasını ördük. Şimdi üçüncü sırasına başlayacağız. Çok hoş bir şekilde roba formuna girmeye başladı bitiş yönünde 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum birebir buradaki bütün trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum zincirime geldiğim zaman yine iki tane trabzan 2 zincir iki trabzanın buradaki zincirimin içerisine örüyorum sonrasında yine aynen devam ediyorum tekrar diğer Kolumuz ve arkamız için olan ayrım yerine geliyorum Buraya yine şu şekilde 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzanım örüyorum ve ilerliyorum ve yine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örerek Diğer artış yerimde de aynı işlemi yapıyorum ve robam istediğim ölçüye gelene kadar biraz örmeye devam ediyorum. Herhangi bir farklı işlem yapmadan dümdüz sadece bu rengimizi kullanarak robamızı tamamlamak istiyorum. Çünkü altta gövde kısmında mavi rengimizi kullanacağım için bu kısmın düz olarak kalmasını istiyorum. Evet aynı şekilde ikişer artışlarımızı yaparak robamızı biraz büyütelim. Trabzanlarımızı örerek ve artışlarımızı yaparak yeleğimizin rova kısmını tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdiki öreceğim sıra ise 9. Toplamda 8 sıramı ördüm ve kolumuz için yeterli. Gövde genişliğimiz için de başladığımız ölçülere göre yeterli oldu. Ölçtüğüm zaman 8 santim, 8,5 santim uzunluğu. Şimdi dokuzuncu sıramızı da örerken birazcık daha robamız büyüyecek. Yaklaşık kaç santim olacağını hemen bakalım. 9 santim. Evet. Şimdi 8 sıra ördükten sonra 9. sıramıza başladık ve kollarımızı gövdemizden ayıralım. Artık sadece gövde olarak örmeye başlayalım. 9. sıramıza her zamanki gibi örerek geldim. Bütün trabzanlarımı birer birer ördüm. Ve kaldım. Bakınız şu şekilde. İkişer ikişer buraya kadar bütün trabzanlarımı iki iki arttım. Şimdi tığımın başını doluyorum. Araya bir tane trabzanımı örüyorum. ikinci bir trabzan örmüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu ortadaki kolum için olan bölümümü büküyorum. Diğer zincirimizin, bakınız iki zincirimizin olduğu yeri şöyle alıyoruz. Ve tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Hemen araya bir tane artışımızı yapıyoruz. Hem buraya bakın bir artışımızı yaptık. Hem de diğer tarafa bir artışımızı yaptık. Ve şimdi arkamızı birer birer trabzanlarımızın üzerine örüyoruz. Her trabzanımızı şimdiye kadar ördüğümüz gibi batıyoruz ve alıyoruz. İkili trabzan şeklinde iki defada örüyorum diğer kolumuza kadar bu şekilde devam edelim. Arkadan örerek ilerledik. Birer birer bütün trabzanlarımızı bakınız şu şekilde buradan birleştirmiştik ve örmeye devam ettim. Tam zincirimizin olduğu yere geldim. Tığımın başında oluyorum. Zincirimizin içerisine girerek bir tane daha artışımızı yapıyoruz ve kolumuzu şu şekilde ördüğümüz kısmı katlıyorum tığımın başını doluyorum. İki tane zincirimin olduğu yeri hemen giriyorum. Araya zincir çekmedim. Yeterli çünkü ara genişliğimiz. Ve birer birer önümüz için hazırlamış olduğumuz trabzanlarımızı tamamlayalım. Önümüzdeki son trabzana kadar örerek geldim. Şu şekilde kol altlarımızı birer artış yaparak her ikisini de birleştirdik ve şimdi yeleğimizin robası modelimizi uygulamaya hazır. Evet modelimizi uygulamaya başlayalım. Hem artış yapacağız hem modelimizi yerleştireceğiz. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen arkayı çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Hemen yanındaki trabzanımı bir tane örüyorum. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. Toplamda bir tanesi zincirden olan 3 tanesi de trabzandan olan 4 trabzanımız oluyor bakınız başlangıçta birisini zincir çektik ve 3 tane yan yana ördük ve her biri de altındaki trabzanların üzerinde şimdi araya bir tane zincir çekiyorum bir tane trabzanım atlıyorum diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum bir tane örüyorum yanına ikinci trabzanımı örüyorum ikinci trabzanımı ördüğüm yere batıyorum bir tane daha trabzan örüyorum ve artışımı burada yapıyorum bakınız 3 trabzan ördüğümüz bütün bölümlerde birer artışımızı yapacağız ve bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum batıyorum sıradaki trabzana ve ikili bir trabzan örüyorum bir ve ikinciyi aynı yere batıyorum tekrar bir zincir çekiyorum bir atlıyorum sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum yanındakine batıyorum ve aynı yere tekrar batıyorum şu şekilde bakınız artışlarımızı yaparak ilerliyoruz ve devam edelim artışlarımızda bakınız lütfen karıştırmayalım şöyle dörtten itibaren anlatmak istiyorum dört trabzanımızın her birisini aşağıdaki dört trabzan üzerine ördük bakın dört bir tane zincir çektim bir trabzan atladım üç tane trabzanımızı ördüm üç trabzanımızın bir tanesini hemen bir trabzana iki ile üçü ise aynı trabzana örerek gövde kısmı için artış sağladım bir zincir çektim bir trabzan atladım tekrar bir trabzanı trabzanımın üzerine ördüm ikinci trabzanın üzerine ise iki trabzan örerek artışımı yaptım tekrar bir zincir çektim bir tane atladım bir trabzanın tek trabzanın üzerine ördüm. İkinci trabzanı ise bir trabzanın üzerine hem 2'yi hem de 3'ü ördüm. Bu şekilde sıramızın başına kadar ilerleyelim. Önümüzü tamamladım. Arkamıza doğru geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam 6 tane modelimizi kurdum. Bakınız kol altımıza batmamız gerekmedi. Zincirimizi çektik. Aşağıya atladık. Diğer tarafa başladık ve buradaki kurmuş olduğumuz şekliyle birinciye bir ikinci trabzana ise iki defa batarak diğer sıra başına kadar gelelim Evet modelimizi uyguladık üçer trabzanlarımızı yaptık ve sıramızın başına geldik bu taraftaki ucumuzda da aynı şekilde dört tane trabzanla bitirdik her iki tarafımızı dört trabzanla başladık ve dört tane trabzanla bitirdik Modelimize şu şekilde bakacak olursak 4'er trabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam kola kadar bakınız. Arkayı saymaya gerek yok. Tekrar kolumuzun diğer kısmını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 4 tane önümüzün olduğu bölüm. Şimdi ikinci rengimize geçiyorum. E, maviyi ben kullanmak istiyorum. Tabi dilediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Hemen ikinci rengimizle başlayalım. zincirimi çekiyorum şuradan almak istiyorum en son trabzanı mavimle çekmek istiyorum şu şekilde ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim şu şekilde sıkıştırıyorum örgümün arka yönünü çevirdim hemen ikinci trabzanımın üzerine gelerek battım bir tane zincirimi çektim 3 tane zincirimi çekip yine zincirden olan trabzanımızı örmüştüm bakın. İkinci trabzanımın üzerine yine mavi ipimle trabzanımı ördüm. Bir zinciri çektim. Aşağıdan bir tane trabzanımı atlıyorum. Ve ikinci şuradaki görmüş olduğumuz trabzanın yani son trabzanın üzerine batıyorum. Bu grubun en son trabzanının üzerine battım. Tığımın başını doluyorum aşağıdaki bakınız şu ortadaki zincirimizin boşluğunun tam altına gelen atladığım trabzanın tepesine batıyorum ve örüyorum uzattım yine ikili bir şekilde aldım ve başını doluyorum 3 tane trabzanımın ilkini örüyorum şöyle görelim bakınız 2 tane trabzanımız baştan arada bir tane zincir bir trabzan atladım Buradaki dördüncü trabzanın üzerine bir trabzanımı ördüm. Ortadaki boşluğumun tam altına geldim. Bir tane atlamış olduğumuz trabzanımızın tepesine batarak bir defa başını dolamıştım. Uzatarak ikili bir trabzanımı ördüm. Sonrasında üç tane devam eden trabzanımızın ilkine de battım ve üçlü bir grup kurdum. Üçlü grubumuzun ortası uzun, kenarları ise kısa. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum çekmiş olduğum zincirimle yine yandaki hemen yanındaki trabzanı atlıyorum ve tığımın başını doluyorum son trabzanımın üzerine bir tane trabzanım örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum bir zincir çekerek atlayıp kutucuğumuzu oluşturduğumuz yerdeki aşağıdaki bakınız şuradaki trabzanımın tepesine batıyorum şöyle biraz uzatıyorum 1 bir, ve 2 trabzanımı örüyorum kutunun içinden ve diğer üçlünün hemen yanındaki trabzanıma batıyorum ve örüyorum bir zincirimi çekiyorum ortadaki trabzanımı atlıyorum son trabzana batıyorum bakın modelimiz çok çok zevkli ortadaki boşluğumuzun hemen aşağıdaki atladığım trabzanın tepesine gelerek batıyorum şöyle biraz uzatıyorum çekiyorum ve kapatıyorum. Diğer taraftaki solundaki ilk trabzanı kullanıyorum. Yani üçer üçer gruplarımızı ortadaki kutuya uzatarak oluşturuyoruz. Bir tane zincir çekiyorum, ortadaki trabzanımı atlıyorum, kenara batıyorum. Yine ortaya geldim, tığımın başını doluyorum. Kutucuğumun altındaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle biraz uzatıyorum ve örüyorum. Hemen yanındaki trabzanımı örüyorum. Şöyle baktığımız zaman bir uzun trabzan sağında, solunda birer de kısa trabzanımız oluyor ve bir zincirimizi çekiyoruz. Yani aşağıdaki ortadaki yani üç tane trabzan tam ortadakini bu kez yukarıdan atlayarak kutucuk oluşmasını sağlıyoruz. ve Biraz daha birlikte devam edelim. Tekrar bir zincir çekiyorum, ortadaki trabzanımı atlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Kenardaki trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Kutucuğumun altındaki trabzanıma batarak giriyorum. Uzatıyorum ve çekiyorum. Ve hemen diğer kutucuğun ilk başındaki trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum ortadakini atlıyorum sondaki trabzanıma batıyorum sondaki ve diğer grubun baştaki trabzanı örüyoruz ortayı ise boşluğu uzatarak örüyoruz tığımın başını doluyorum aşağıya batıyorum biraz uzatıyorum iki defa da alıyorum solundaki ilk trabzanımı örüyorum ve yine bir zincir çekiyorum bir atlıyorum ikinci trabzanıma batıyorum ve tığımın başını doluyorum tam ortaya giriyorum uzatıyorum iki defa da örüyorum ve hemen ilk grubun grubun trabzanın ilkini örüyorum bakınız üç tanenin birincisini bir tane zincir ikinciyi atlıyorum üçüncüyü örüyorum tekrar kutucuğun içerisine geldim aşağıdaki trabzanın üzerine batıyorum ve alıyorum ve yandaki trabzan örüyorum. Sıra başına kadar bu şekilde ilerleyelim. Modelimizi diğer uca kadar örerek devam ettik. Şu şekilde ben biraz daha açık mavi tonuma geçtim. Aslında bu mavimle başlamıştım ama biraz açık ton kullanmak istedim. Sizler dilediğiniz ipimizle devam edebilirsiniz. Tabii ki çok farklı renklerde tercih tamamen size ait. Sadece başlangıçta daha mavi başlamıştık. Bakınız ama açık maviyle devam etmek istediğim için o kısmı çıkarıp yeniden e, kurdum modelimi ve devam ettim uç kısımdayım şu an modelimizin en son kısmındayız ve modelimi kurdum bir tane zincirimi çektim ve başlangıçtaki yapmış olduğumuz gibi bir tane trabzanı atlıyorum bir ve zincirimin üzerine de örüyorum iki tane trabzanı örüyorum tıpkı Şurada başlarken yaptığımız gibi bir tane zincirden olan trabzanımız bir de yanında normal trabzanımız. Her iki başlangıçlarımızın eşit olması gerekmekte. İki trabzan bir zincir. iki trabzan bir zincir. İkinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramızda modelimizi gördüğümüz gibi kuracağız. Üç tane trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir, üç trabzan, bir zincir şeklinde modelimizi örmeye devam edeceğiz. Bakınız tam kol altımıza da çok güzel bir şekilde Trabzanımız denk geldi. Tabii daha büyük ya da daha küçük örebilirsiniz. Onun için şu düzen üzere kurduktan sonra hiç problem yok. Bir de en dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi önlerimizin trabzan sayılarının eşit olması. Evet şimdi ikinci sıramızı birebir aynı şekilde örelim. Yani 3 trabzan olarak örelim. Zincirimi 3 tane çektim. Hemen trabzanımın üzerine batıyorum. İkili trabzanım örüyorum. Bir zincir. Ve sırası ile 1, 2, 3. Bakın uzun ya da herhangi bir yere batmıyorum. Birebir üzerlerine örüyorum. Bir tane zincir. 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir. 1, 2, 3. Saymaya hiç gerek yok tabii ki. Aşağıda gördüğümüz gibi aralarına birer zincir çekerek 3 trabzanımızı örelim ve sıra başında görüşelim. Modelimizi sıra başından sıra sonuna doğru ilerleyerek getirdim ve üçer trabzan her bir trabzanlarımızın üzerine bakınız güzel güzel kurduk ve sıramızın sonuna geldik. Şimdi bir tane zincirimizi çekelim. Son iki tane trabzanımızı örüyoruz. Bir ve diğer trabzanımızı örerken kahverengimizi tekrar geçelim. Başını doluyorum, batıyorum. Bir, ikinci çekişi ipimle çekiyorum, rengimizi değiştiriyoruz. Bir, iki ve üç. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tekrar robamı ördüğüm rengimle devam ediyorum. Evet 3 zincirimizi çektikten sonra modelimizi bir üst sırada kurduğumuz gibi kurmaya başlıyoruz. 2 tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde bakınız. Hemen ikinciyi ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bu kez buradaki bakınız boşluğumun tam altına ta en alta değil birinci kutuyu atlıyorum. İkinci kutunun olduğu bölüme şuraya giriyorum. ve tığımın başını doluyorum ve diğer grubun ilk trabzanını örüyorum araya bir tane zincir çekiyorum ortadaki bir önce bakınız uzatarak ördüğüm üzerinde de trabzan olan ilmeğimin üzerine bir zincirimi çekiyorum yanındakini örüyorum zincirle kutucuklu olan bölümün aşağıdaki kutucuğun içerisine giriyorum bakınız ta en alta geçmiyorum İkinci kutucuğun içerisinde kalıyorum tığımın başını doluyorum şurada kalıyorum Uzunca alıyorum, yeterli uzunlukta, ne fazla ne eksik. Ve sonra devam eden trabzanımı örüyorum. Bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Bir zincirimi çekiyorum, ortadakini atlıyorum, diğer trabzanımı örüyorum ve kutucuğumun olduğu yere geliyorum, aşağıya giriyorum, biraz uzatıyorum, 1 Bir ve iki. Ve hemen yanındakini örüyorum bir tane zincir bir trabzan atlıyorum trabzanım örüyorum kutucuğun altına giriyorum uzatarak trabzanım örüyorum ve uzattıktan sonra da bir tane trabzanımı örüyorum uzatmış olduğum ilmeğin sağında ve solunda birer trabzan örüyorum bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim bir uçtan başladım örmeye 3 tane trabzan bir zincir olarak örüp ilerledim şu şekilde bakalım bakınız Şimdi diğer ucumuzdayız. Diğer ucumuza geldim. Yine bir tane trabzanımı ördüm. Boşla ilmeğimi uzatarak ikili trabzan şeklinde ördüm ve araya zincir çekmeksizin hemen iki tane trabzanımızı yan yana örüyorum. Üzerine batıyorum ve en son zinciriminde üzerine batarak 4 tane trabzan yan yanaymış gibi oluyor. Bakınız iki tane trabzan ve uzattığım üçüncü ve en sondaki dört burada da aynı şekilde şimdi sıramızı 3 trabzan bir zincir örerek diğer uca kadar devam ettiriyoruz ve modelimiz bu şekilde sürekli birbirine tekrar ediyor Evet şimdi dört tane trabzanımızı yan yana örüyorum bir zincir ve 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 gördüğümüz gibi örerek sıra başına kadar ilerliyoruz. 1 3 Burada birebir hepsinin üzerine aynı şekilde örüyoruz. Şöyle görelim. Bakınız şu şekilde devam edelim sıramızın sonuna kadar. Sıramızın sonuna kadar geldim. Son trabzanımdayım. Bakınız üçer trabzan, üçer trabzan üzerlerini ördüm. Ve son trabzanımızı bir defa tığımızın başını doluyalım. Aynı rengimizde bir defa örelim. İkinci kez almayı geçeceğimiz rengimizde yapalım. Ve 1 2 3 örgümüzün yönünü çevirelim. Ve ikinci trabzanımızın üzerine batalım. Bir tane zincir çekiyorum. Bakınız mavimizdeki kurduğumuz düzenimizi tekrar kuruyoruz. İki trabzan, bir zincir. Tekrar bir tane trabzanımı örüyorum. Trabzanımın üzerine tığımın başını doluyorum. Birinci kutucuk değil aşağıdaki ikinci kutucuğun içerisine giriyorum. Çok fazla da uzatmadan iki seferde alıyorum. Yani ikili trabzan şekliyle örüyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Hemen solundaki trabzanımı da örüyorum bir zincirimi çekiyorum ortaya atlıyorum tekrar trabzanımı kuruyorum aşağıya batıyorum ve hemen solundaki trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum ve bu şekilde sıralarımızı tekrar ederek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim Evet yeleğimiz bu şekilde çok hoş görünecek Evet tamamlayınca görüşelim renklerimizi değiştirerek modelimizi örmeye devam ettik ve bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplamda 9 sırada tamamladık. Şu şekilde gayet güzel bir görüntüsü var. Bakınız çok hoş. Ee, diğer yönünü de dilerseniz kullanabilirsiniz. Her iki yönüyle de tercih edebilirsiniz. Ama ben düz yön olarak bu yönümü kullanmak istiyorum. Kabartılı gibi duran tarafı düz yön olarak kullanalım. Evet şöyle ölçüsüne baktığımız zaman sadece modelimi ölçmek istiyorum. Şuradan itibaren modelimizi ölçelim ve 16 santim modelimizin uzunluğunun olduğunu görmekteyiz. Şimdi lastik kısmını örmeye başlayalım. Evet mavi ipimizi kopardık. Şimdi diğer renkteki ipimiz burada beklemekteydi. Hemen ilmeğimi kopardığım yere tığımın ucunu takıyorum. Rengimi alıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün örüş yönüne çeviriyorum bu tarafa doğru ilerleyeceğiz zincirimiz sonrası tığımın başını doluyorum hemen trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum bu sıramızda artık lastik öreceğimiz için hem bir zincirlerin olduğu yere hem trabzanlarımızın olduğu yere hepsine ikili trabzanımız örüyoruz bir defa tığımızın başını doluyorum bakın zincir boşluğumun içerisine giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum şu şekilde. Sonrasında tırabzanlarımın üzerine birer birer batıyorum ve örüyorum. 1 ve 2. Sırasıyla bakınız. Bir zincirin içerisine giriyorum. 1 ve 2. Tekrar 1 2 1 ve 2 başa kadar hem trabzanlarımız hem buradaki zincirimizin olduğu yere trabzanlarımızı örerek son noktaya kadar örelim yani şöyle ilerleyelim mavimizin olduğu yerlerde en son şu yanda tekrar görüşelim en son trabzana varana kadar örerek geldim birer birer bütün trabzanlarımızı ördük hem zincirimizin içerisine hem de birebir trabzanlarımızın üzerine Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümüzün düz yönünü çeviriyoruz. Ve örmeye başlıyoruz. Şimdi lastik yapacağız. Lastik yapacağımız için tığımın başını doluyorum. 3. zincirimi tekrar çözüldüğü için örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 2. trabzanımı yandan alarak örmeye başlıyorum. 1 ve 2. Tekrar sıradaki trabzanımızı tığımın başını doluyorum ardından giriyorum diğer yönünden çıkıyorum ve örüyorum 1 ve 2 şimdi ördüğüm trabzandan sonra gelen trabzanımı yandan giriyorum bir yandan bir arkadan ikili trabzan şekliyle lastiğimizi örüyoruz yandan ördüğümüz dışa kabarıyor şu şekilde ardından girdiğimiz işte tığımız da üzerine bastırarak diğer tarafından çıktığımız için içe doğru gömülüyor bakınız tığın başını doluyorum sıradakini yandan dışa doğru kaldırıyorum diğerini ise arkadan giriyorum içeriye doğru bakınız bastırıyorum diğer tarafından çıkarak örüyorum ve bir ters bir düz görüntüsü oluşuyor üstteki düz olarak ördüğümüz trabzanda alttaki ördüğümüz şekle giriyor. Her ikisi birbirine uyum sağlıyor bakınız. Yandan giriyorum. Hemen dışa kabartı oluyor. Sıradakini ardından örüyorum. Bir yandan diğeri ardından. Şöyle. Yandan ve ardından sona kadar bu şekilde örelim. Yeleğimizin ikinci sırasını bakınız en son zincirimize varana kadar ördüm. Bir yandan bir ardından alarak ikinci sırayı bakınız lastik görüntüsünü oluşturduk ve yeterli çok büyük yapmak istemiyorum. Tabi dilerseniz siz ilave edebilirsiniz. Şimdi yan tarafı örmeye başlayacağız. Yan tarafımızda yine trabzanlar örerek başlıyoruz. Hem yanımızı örelim, boynumuzdan devam edelim. Diğer yandan bitirelim. Sonrasında tekrar bu yandan devam ederek yine boynumuzdan ilerleyerek en sona kadar ilerleyelim. Şimdi başlayalım bakınız. En son zincirimizin üzerine batmadan kalmıştım. Tığımın başını doluyorum. 3 tane zincir çektiğim yerin 3.sünün üzerine batıyorum en tepe noktaya ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum ve şu şekilde yana döndürüyorum. Örgümüzün bu kısmını öreceğimiz için yana dik bir şekilde döndürüyorum tığımın başını doluyorum trabzanımın olduğu yere en son ördüğüm yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum toplamda iki tane trabzanım oluyor bir sonraki takip eden trabzanımın içerisine yine iki tane bakınız şu şekilde iki trabzanımı örüyorum bir ve iki İki bakınız ikili bir şekilde iki trabzanımızı ördük her şu şekildeki yandan duran trabzanlarımızın tamamını şuradan ilerlerken ikişer ikişer örerek ilerleyelim 1 ve 2 mavi ördük bakınız oraya zincir çekmeden diğer mavi sırama 1 ve 2 şöyle görelim 2 2 örüyoruz kahverengimize geçtim 1 ve tekrar örüyorum 2 bir sonraki kahverengi her renkten ikişer sıra örmüştük 1 ve 2 bir sonrakine 1 ve 2 boyun kısmına gelene kadar bu şekilde ikişer ikişer örerek ilerleyelim boynumuza kadar ikişer ikişer trabzanlarımızı örerek ilerledik bakınız ikişer ikişer Şimdi boynumuzun olduğu bölüme geçiyoruz. Yaka kısmında iki tane trabzanım ördüm. Şimdi bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanımın dibine batıyorum ve boynumun olduğu bölgeye geçiyorum. Şuradaki dik olan bölümler bakınız. İlk başlangıçtaki ördüğümüz ayrım yerlerimizin bulunduğu kısım. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum her bir trabzanımızın arasına birer defa bu şekilde batarak ilerliyorum. Birer defa bakınız. Ayrım yerime de giriyorum. Hemen yanına tığımızın başını dolayalım. Tek seferde. Evet, diğer öne kadar bu şekilde ilerleyelim. Boynumuz için tığımızın başını bir defa dolayıp battım ve diğer yanımıza geldim. Bakınız 3 tane işaret bıraktım. Bu üç işaretimiz düğme iliğimizin yerlerini açmak için tamamına yapmak isterseniz istediğiniz aralıklarla yerlerimizi bu şekilde belirlersek trabzanlarımızı örerken çok daha rahat ederiz. Evet sadece ben roba kısmında kullanmak istiyorum. Bakınız onu da şu şekilde ayarladım. Şurası boynumuz için ördüğümüz bir defa başını dolayarak çektiğim trabzandan sonraki gelen ilk trabzana bir tane ayracımı taktım. Sonrasında 1, 2, 3 atladım. Dördüncüye tekrar bir tane ayraç taktım. Sonrasında 1, 2 3 atladım. 4.ye tekrar ayracımı taktım ve bu şekilde eşit bir şekilde iliklerimizin yerlerini hazırladım. Şimdi örmeye başlayalım. İpimi toparlıyorum hemen. En son bakınız şu şekilde batmıştık. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımın olduğu yere gelerek batıyorum. 1 2 ve 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum hemen ayracımın olduğu yere bakınız tam şu yerin battığımız yer şöyle bakalım atıyorum ve bir tane ilik için yer hazırlıyorum şöyle görelim ayracımızı çıkardıktan sonra bakınız üç tane zincirimizi çektikten sonra trabzanlarımızın her ikisinin arasındaki sırayı değişken yapan bölüme gelerek battık yani bir trabzanımızın altı, bir trabzanımızın ise üstü. Yukarıda ise 3 tane zincirimizi çekmiştik. İlk iliğimiz için burayı hazırlıyoruz. Evet şimdi aradaki bölüme 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 yandaki olan bölüme ve diğer 1 ve 2. Her yan duran trabzanımıza ikişer defa batıyoruz. 3. trabzan yanına batıyorum. 1 ve 2. Şimdi iliğimizi açacağımız yere geldim. Çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tepe noktasına batıyorum. Bakınız her ikisinin geçiş güzergahına. Bir tane trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, 2 tane zincirimi çektim. Ve diğer kısma gelerek batıyorum. Şu şekilde. Ve devam ediyorum. 2 tane 1 ve 2, yerine batıyorum. 1 ve 2. 1 ve 2. Çıkarıyorum ayıracımı. Her ikisinin geçiş yerine batıyorum. Bakınız birisinin altı birisinin üstte olan yerime. 2 zincirimi çekiyorum. Ve diğer bölüme batıyorum. Sonrasında yandan gelen kısma iki tane trabzanımı örüyorum. Ve ilerliyorum. İlerlemeden önce şöyle bakalım. Bakınız üç tane iliğimizi açtık. Birinci iliğimiz. Birinci iliğimizden sonra bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Toplamda sekiz tane trabzanımız ördüm. İkinci iliğimizi açtım. İkinci iliğimizden sonra bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8. Bakınız her ikisi de 8er ördük. Çünkü şuradaki sayılarımızı önceden ayarladığımız zaman hiç sıkıntı çekmeden bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi alt kısma kadar her bölüm için ikişer ikişer örerek ilerliyoruz. Bakın mavi sırama 1 ve 1 daha örüyorum. 2. İki. i̇ki sıra mavimiz vardı. Diğer ikinci maviye giriyorum. 1 ve 2. Ve ilerliyorum 1 2 Sıranın başına kadar gelelim trabzanlarımızı her yan için ikişer ikişer örerek en son trabzanımıza kadar geldim. Bakın son trabzanımız sizlerle örmek için örmedim. Şimdi son trabzanımızı beraber örelim 1 2 2 tane trabzanım ördüm tığımın başını doluyorum ve zincir çekerek oluşturduğumuz trabzanın kendisine üçüncü bir trabzan için batıyorum şu kısmı düzleyebilmek adına hemen 1, 2, 3 tane zincirim ilave ettikten sonra tekrar bir yandan bir arkadan örmek için örgümün diğer yönünü çeviriyorum zincirimizi çektikten sonra ve başlıyoruz Tığımızın başını doluyoruz. Birincisi sadece zincir olduğu için nasıl başlamak isterseniz bu şekilde başlayabilirsiniz. İsterseniz arkadan ama her zaman için şu şekilde yandan alması daha kolay. Hemen yandan örüyorum. Birinciyi yandan ördüğüm için diğerini ardından örüyorum. Birini şöyle dışarıya çıkarırken diğerini içeriye doğru alıyorum. Bir yandan bir arkadan yandan ve arkadan yandan arkadan şekliyle boyun kısmımıza kadar ilerleyelim şöyle bakınız hemen lastik formuna bakın ne kadar güzel geçti Evet boyun kısmına kadar bu şekilde ilerleyelim Evet şimdi lastiklerimizi örerek ilerledim şöyle bakalım bir tanesini yandan bir tanesini ardından alarak ilerledik ve düğme iliğimizin olduğu yere kadar geldim ve hemen iliğimizin yanındaki zincirimizi çalıştık bakınız yandan denk geldiği için yandan ördüm İliğimizin üzerine ise tığımızın başını doluyoruz bir tane giriyorum ve trabzanımı örüyorum İkili trabzanlardan sadece bir tane Şimdi bunu yandan sayıyorum, diğerini ardından ve ileğimin diğer taraftakine tekrar yandan alarak şu şekilde kabartıyorum. Bir tanesini ardından sırayı bozmadan ilerliyorum. Bir yandan, bir ardından ileğimizin üzerindeki zincirimize sadece bir defa trabzan örüyoruz ve sıramız nasıl geldiyse sıramızı bozmuyoruz bakınız burası çok güzel şimdi yandan ördüm hemen ilimin yanındaki kısım ardından örmem gerekiyor ardından ördüm ve ilimin içerisine zincirime bir tane düz trabzan örüyorum birini ardından bunu yandan sayıyorum düz trabzanımızı ve diğerini yine sıramızda ardından gelmesi gerektiği için Ardından örüyorum. Yandan. Ardından sıramızı hiç bozmuyoruz. Çünkü şurada görüntümüzün güzel olması açısından bir boşluk yapmayalım. Sıramız bu şekilde akarak ilerlesin. Şimdi diğer iliğimize doğru ilerleyelim. Sizin trabzan sayısı farklıdır. Büyük örebiliriz, küçük örebiliriz. Hiç fark etmez ama ilerlediğimiz düzenimizi bozmadan örelim. Bakınız ileğimizin yanında hemen yandan giriyorum. İliğin içerisine bir tane düz ardından olarak batıyorum. Ve şuradaki bakınız yakaya geçiş kısmına gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Tam tepe kısmına. Evet en son trabzanımızı ördükten sonra bakınız. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve başlangıç yerine batıyorum. Buradan da 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve biraz önceki aldığımız bir defada aldığımız trabzanlarımız ikili trabzan şekliyle bir yandan bir ardından şeklinde örüyoruz. Sırası ile boynumuzu da bu şekilde başlattık bakınız. Boynumuzu aynı şekilde örelim ve diğer yanı da bir yandan bir arkadan tamamlayarak en son noktaya kadar örelim. Yeniğimizin ikinci sırasında örerek tamamladım ve hemen 3 tane mavi renkli düğmemi diktim ve e, şu şekilde gayet güzel oldu. Ve kolumun bir tanesinde aynı şekilde 2 sıra trabzanımızı örerek tamamladım. Bir sıra düz trabzan ördüm. İkinci sırada bir yandan bir ardından alarak ördüm. Şimdi sizlerle birlikte başlayalım. Kol altından alalım. Bir sıra mutlaka düzü örelim. İkinci sıranın üzerine yapalım. Tam kol altına giriyorum. Bir, iki. Yandan ilerliyorum. Zincirimle artış yaptığım yerdeyim bakınız. Sonrasında birer birer her trabzanımın üzerine atarak örüyorum. Normal trabzanımı ördüğüm sıralamada örüyorum. Atlama ya da herhangi bir yere iki defa batma yapmıyorum. Birer birer örerek başlangıç yerime kadar ilerliyorum. Başlangıç yerimize doğru örerek geldik bakınız. Şuradan başlamıştık. Dümdüz bir şekilde sanki devamıymış gibi ördük ve başladığımız yere doğru gelmek üzereyiz. Hemen artış yeri olan kısmıma yine batıyorum bir tane ve direkt geçmeden şuradaki trabzanımızın üzerine de yandan bir tane mutlaka girelim daha sonra ise geçişimizi yapalım başlangıç noktasından örerek ilerledim ve aynen devamıymış gibi yani kolumuzu sonradan değil de zaten örülüyormuş gibi bir görüntü oldu bu son sıramız için evet şimdi birleşme noktasına doğru ilerliyorum yaptığımızın başına dolayalım. Trabzanlarımızı ikili olarak birer birer örelim. Şu an tam artma hizasının olduğu yerdeyim. Oraya batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Hemen yanındaki bölüme giriyorum ve şu şekilde örüyorum. Bakın şu şekilde yan yana geldiği zaman arada büyük boşluk olmayacak şekilde yanına kadar yaklaşmamız gerekmekte. Şuradan başlamıştık bakınız batıp ve zincirimizi çekmiştik. Zincirimin çektiğim yere şöyle geliyorum. Bakın zincirle trabzan arasına gelerek tığımın ucunu batırıyorum ve geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra ilk trabzana yandan giriyorum bir sonraki trabzanı ardından yandan tıpkı diğer kenar lastiklerimizi ördüğümüz gibi örerek ilerliyoruz ve kolumuzu en son trabzana gelene kadar devam ediyoruz şöyle bakalım hemen üstteki de aynı görüntüyü aldı şimdi sırası ile bir yandan bir arkadan alarak örelim Son trabzanımıza varana kadar örerek geldik. Şu şekilde bakalım. En son trabzanımıza yine zincir çekmiştik. Bakınız, zincirle trabzan arasına giriyorum. İlmeğimi çekiyorum ve bir tane zincirimi alarak kapatıyorum. Ve ipimizi bu şekilde kesiyoruz. Evet ipimizi içeriye alalım. Gizleme işlemlerimizi yapalım. Sonrasında makasımızla Keserek temizleriz. Önce mutlaka gizleyelim. Gizleyebildiğimiz kadar. Evet şöyle görelim. Bakınız kolumuzu gayet güzel oldu. Evet her ikisi de gayet güzel dışına dışına durmakta şu şekilde. Arkasına bakalım. Arkası da böyle yeleğimizin. Herhangi bir yerde potluk ya da fazlalığımız yok. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişizdir. Umarım beğenmişsinizdir çalışmamızı. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.